Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın Ayetleri programında yeni bir sureye başlıyoruz. Nur Suresi. Nur Suresi, Kur'an-ı Kerim'deki medeni surelerden, yani hicretten sonra nazil olan surelerden birisi. İsmini bu surede geçen Allahu Nuru Semavati vel Ard ayetindeki nur kelimesinden alıyor. Allah göklerin ve yerin nurudur mealinde. Ve bu ifade surenin ismi olmuş. Bugün 1-10. ayetler, yani ilk sayfasını, bu surenin ilk sayfasını beraberce değerlendireceğiz. Allahu Teala burada toplum hayatında hemen her devirde görülen, her devrin bir problemi olan zina olayları, bunlarla alakalı hükümler bu sayfada bize bildiriyor. Şöyle ki, Suratun, bu bir suredir. Enzelnâhe, biz onu indirdik. Ve faradnâhe, onda farz olan hükümleri, bazı hükümleri bildirdik. Ve enzelnâ fîhe âyâtin beyyinât, ve o surede apaçık ayetleri inzal ettik, indirdik. Leallekum tezekkerun, ta ki tezekkür edesiniz ve öğüt alasınız, düşünesiniz diye biz bu şekilde bunları beyan ettik, açıkladık. Ezzaniyetü ve zani, zina eden kadın ve erkek, feclidu külle vahidin minhume miyete celde, bunlardan her birine 100 değnek sopayla bunlara vurun, cezalandırın. Ve la te'huzkum bihime ra'fetun fi dinillah, Allah'ın dinini uygulamada bunlara karşı bir acımak size arız olmasın. Yani bunu uygulamakta gevşeklik göstermeyin. İn kuntum tu'minune billahi vel yevmil ahir, eğer gerçekten Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız böyle yapın. Vel yeşhed azabehuma, zina cezası uygulanan, had cezası uygulanan kadın ve erkeğin bu cezasına şehadet etsin. Taifetun minel müminin, müminlerden bir taife şehadet etsin. Yani bunu gizli bir ceza olarak değil, insanların da görebileceği bir yerde, en azından bir kısım insanların görebileceği bir yerde uygulayın. Değerli izleyenlerim, konuya bir giriş olması babında şunu ifade etmek istiyorum. Şu dünya bir imtihan dünyası. Allahu Teala bizleri şu dünyada çetin imtihanlardan geçiriyor. İnsan yediğinden, içtiğinden imtihana tabi, baktığından imtihana tabi, kazandığından imtihana tabi. İmtihana tabi olduğumuz durumlardan birisi de cinsellik sınavı. Kadın ve erkek birbirine meyilli olarak yaratılmış ve bu meyil aslında aileyi netice vermesi gerekir. Mutlu aile yuvalarının meşru nikah yoluyla meydana getirilmesi ve burada geleceğin nesillerinin yetiştirilmesi esastır. Ama insanda nefis var. Nefsi kışkırtan, hariçte şeytan var veya şeytan fikirli insanlar var. Bunlar kadın ve erkeği gayrimeşru bir şekilde de bir araya getiriyorlar. Ve bu gayrimeşru beraberlik cinsel birleşmeyle noktalandığında buna zina deniliyor. Evlilikte yeni çocuklar dünyaya gelir. Anne bellidir, baba bellidir ve o mutlu yuvada bu çocuklar iyi bir şekilde yetişir. Ama gayrimeşru beraberlikte her ne kadar anne belliyse de baba belli değildir. Nesebi belirsiz bir çocuk dünyaya gelecek. Her ne kadar baba durumunda olan kimse belli de olsa, nikah bağı olmadığından her iki taraf da ömür boyu bunun ızdırabını duyacaklar. Ve dünyaya gelen çocuk da ömür boyu böyle bir lekeyi alnında taşıyacak. Gerçi çocuk açısından günah yok. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, veled-i zinanın bir günahı yoktur diye ifade ediyor. Malum İslam'a göre doğan her çocuk İslam fıtratı üzere doğar ve masumdur. Ve hiçbir kimse başkasının günahını da yüklenmez. وَلَا تَزِرُوا وَزِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى, hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez. Masum olarak dünyaya gelen çocuk anne babasının günahını yüklenecek değildir. Ama
en azından bir leke şeklinde ömür boyu bunu taşıyacaktır ve bundan dolayı ciddi rahatsızlık duyacaktır. İşte İslamiyet'te dinin zaruriyatı denilen, dinin maksatları, makasıdı şeria diye ifade edilen temel esaslar var. İşte dinin korunması, aklın korunması, namusun korunması, malın korunması ve canın korunması. Bu şekilde beş temel şey korunması gerekiyor. Bunlardan bir tanesi de namusun, iffetin korunması. İslam toplumunda gayrimeşru beraberlikler yoktur diyemeyiz. Tatbikatta Peygamberimiz döneminde bile olmuştur ve bununla ilgili cezalar uygulanmıştır. Günümüzde de özellikle 100 yıldan bu yana dünya çapında açık saçıklık artmış, fuhşiyatı teşvik eden durumlar artmış, hürriyet perdesi altında insanlar bu tarz gayrimeşru beraberliği, keyif için beraberliği artık hayatın bir parçası haline getirir olmuştur bir kısım insanlar. Böyle olunca gerçekten zina meselesi toplumun çok ciddi meselelerinden birisi. Kur'an-ı Kerim bununla alakalı hüküm bize bildiriyor ve bunlara uygulanacak cezayı biraz önce okuduğumuz ayette anlatıyor. Burada uygulanacak ceza evli olanlara mı, bekar olanlara mı? Ayette herhangi bir ayrım yok. Ancak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam evli olanlar için rejim cezası, Tevrat'ta böyle bir hüküm de var. Rejim cezasını Peygamberimiz uygulamış. Bu şekilde 100 sopa cezası, bu da bekar olanlar için uygulanan bir ceza olarak kitaplarımızda bu şekilde açıklanıyor. Ayet-i Kerime'de önce kadınla başladı. Zina eden kadın ve zina eden erkek. Burada kadının önce söylenmesi, çünkü zinada kadın daha birinci unsur durumundadır. Ve daha çok onların üzerinden bu gibi şeyler gerçekleştiğinden dolayı önce onunla başlanması münasip. Hırsızlıkla alakalı had cezasını bildiren ayette ise önce erkeği söylüyor. Es-sârigu ve's-sârigatu faktav eydiyehume. Hırsızlık yapan erkek ve kadının ellerini kesin. Orada ilahi hüküm bu şekilde ifade ediliyor. Burada ise önce kadınla başlanıyor. Çünkü bu çirkin olayda kadın birinci unsur, birinci eleman durumunda. Ve bunun faturasını da bilhassa o çekiyor. Erkek için de bu gerçekten zillet verici bir durumdur. Ömür boyu onur kırıcı bir durumdur. Ama kadına bakan yönüyle kadın bu şekilde bilindiğinde artık itibarını kaybetmiştir. Ve başka bir nazarla kendisine bakılmaya başlanmıştır. Ve hele hamile kaldığında evli olmaz bir halde çocuğu dünyaya gelecek. Ya kürtajla bunu aldıracak, ömür boyu bunun vicdanı ızdırabıyla karşı karşıya, veya doğum yaptığında babası olmayan bir çocuk şeklinde ömür boyu yine bunun ızdırabını duyacak. Bu açıdan Kur'an-ı Kerim'de önce zina eden erkek kadın diye kadından başlandı. Bununla alakalı ceza şu anda ülkemizde uygulanan bir ceza değil. Dolayısıyla bizim bunları şu anda ifade etmemiz teorik bir bilgi şeklinde. Hırsızlıkla alakalı had cezası yine benzeri bir şekilde şu anda başka kanunlar, başka hükümler uygulanıyor. Ama Allah'ın kitabında hüküm bu şekilde. En azından bir bilgi olarak bunu da bilmemiz gerekiyor. Burada onların azabına müminlerden bir taife şahit olsun. Yani gizli bir ceza değil, aleni bir ceza olsun ve insanların gözünün önünde bu ceza verilsin. İnsan normalde bu yapılan şeyin suç olduğunu bilir. Yani gayrimeşru beraberliğin, hayat kadınlarıyla beraber olmanın meşru bir şey olmadığını, suç bir şey olduğunu bilir. Kanunlarda da bu nispeten yine belki hafifletilmiş bir şekilde de olsa orada da suç olarak ifade edilmekte. Zaman zaman baskınlar yapılıyor fuhuş yerlerine. Ve orada kamerayla diyelim emniyet mensupları gittiğinde oradaki insanlar görüntülerinin çekilmesini istemiyor. Ne hayat kadınları çekilmesini istiyor ne de oraya giden erkekler. Demek ki kendi vicdanlarında bunun suç olduğunu itiraf etmiş oluyorlar. İşte verilecek olan cezanın
başkalarının gözünün önünde verilmesi caydırıcılık özelliği taşıyor. Ve bu şekilde cezanın şiddetli olmasıyla ta ki insanlar böyle bir şeye cesaret edemesinler ve kendilerini bundan sakındırsınlar. اَزَّانِ لَا يَنْكِهُ اِلَّا زَانِيَةً Zina eden erkek ancak zinakar bir kadınla evlenir. اَوْ مُشْرِكَ veya müşrik olan bir kadınla evlenir. وَزَّانِيَةُ zina eden kadına gelince لَا يَنْكِهُهَا اِلَّا زَانٍ اَوْ مُشْرِك onu da zina eden veya müşrik olan bir erkek nikahlar. وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ bu müminlere haram kılındı. Yani temiz bir erkeğin zinakar bir kadınla evlenmesi veya bunun tersi bu haram kılındı. Demek ki mümin olan bir insan bile bile zinakar birisiyle evlenmemesi gerekiyor. Bununla alakalı tarihte değişik demek olaylarda yaşanmış, Peygamberimiz döneminde olaylar yaşanmış. Ayet-i Kerime hem o döneme hem sonraki dönemlere ışık tutacak şekilde bir hüküm ifade ediyor. وَالَّذ۪ينَ يَرْمُونَ الْمُحْسَنَاتِ namuslu kadınlara iftirada bulunanlar, zina isnadında bulunanlar, onlara zinakar kadın demek gibi iftirada bulunanlar, ثُمَّ لَمْ يَتُوا بِاَرْبَاتَ شُهَدَى sonra da 4 şahit getiremeyenler, فَجْلِدُوهُمْ 80 celde bunlara 80 sopa ceza olarak vurun. وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا ebediyen daima bunların şehadetini kabul etmeyin. وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ bunlar işte fasıkların ta kendileridir. Değerli izleyenlerim, insan iffetli bir hayat sürmeli ve ona azami dikkat etmeli. İffet, namuslu olmak en önemli artılardan bir tanesi. Burada kadınlarla alakalı gerçi ifade ediliyor ama benzeri bir durum erkek için de geçerli. Yani iffetli bir erkeğe zinakar diye ithamda bulunan bir kimse bunu ispat etmekle mükellef. 4 tane şahit getirmesi lazım. 4 şahit getirmediğinde müfteri durumunda oluyor, iftira etmiş oluyor ve ceza olarak da buna 80 sopa cezası var. İnsan ağzından çıkan söze dikkat etmeli. Çünkü herhangi bir kadın hakkında veya herhangi bir erkek hakkında zinakar demek çok büyük bir itham ve ispat edemediğinde cezayı gerektiren bir durum. İftiradan dolayı 80 sopa buna ceza vuruluyor. Ayet-i Kerime'de özellikle kadınların nazara verilmesi, kadınlar bu noktada daha hassastır. Daha böyle hemen leke onlarda belli olur tabiri caizse. Bundan dolayı ve genelde bu gibi isnatlar genelde kadınlara yapıldığından ayet-i kerime kadınları nazara vermiş. Yoksa iffetli bir erkeğe de zinakar denildiğinde diyen kimsenin ispat etmesi lazım. İspat için de 4 tane şahit gerekiyor. İspat edemediğinde buna 80 sopa ceza vuruluyor. İllellezine tabu min ba'di zalike ancak bundan sonra tevbe edenler onların durumu ayrı. Ve aslahu ve durumu düzeltenler. Bunlar müstesna. Fe innallâhe şüphesiz ki Allah gafurur rahim bağışlayandır ve sonsuz merhamet sahibidir. Değerli izleyenlerim buradaki incelik şöyle bir incelik kendisini gösteriyor. Daha evvelinde namuslu insanlara zinakar deyip de iftira edenler ve bunu ispat edemeyenler bunlar fasıkların ta kendileridir denildi. Ve buna ceza olarak da bunların şehadetinin, şahitliğinin ebediyen artık kabul edilmemesi. Bunların şehadeti makbul değil. Hangi konuda şahitlik yapsalar şehadetleri muteber değil. Buna dikkat çekildi. Ardından ise tevbe eden durumunu düzeltenler. Bundan istisna edildi. Acaba bir kimse bazı insanlara işte zinakar diye ithamda bulunsa ardından da tevbe ettim dese cezadan kurtulabilir mi? Alimlerin bu konudaki açıklamasına göre hayır, cezadan kurtulamaz. İftira etmişse ispat edemediğinde bunun cezasını çekecek. Ama durumunu düzelttiğinde bazı alimlere göre
artık şehadeti makbul hale gelebilir. Cezasını çeker ama artık şehadeti dinlenebilir. Bazı alimler ise demişler ki ayet-i kerimede getirilen istisna onların fasıklıklarıyla alakalıdır. Yani artık onlar fasık değildir, durumlarını düzeltmiş olurlar. Yoksa ceza da uygulanır, şehadetleri de kabul edilmez. Bu yönde değerlendirmelerde bulunmakta. Burada Allah şüphesiz gafurdur, rahimdir diye ayetin bitirilmesi, işte her ne kadar bir başkasına zina isnadında bulunmak çok büyük bir günahsa da artık o kimse için tövbe yolu tümüyle de kapanmamıştır. Aklını başına almışsa, hele 80 sopa cezayı yedikten sonra aklı başına gelmişse tövbe eder. Allah onu affeder. Yani tövbe kapısı açıktır. Allah'ın rahmetine mazhar olma kapısı açıktır. Kapı tümüyle kapatılmıyor. وَالَّذ۪ينَ يَرْمُونَ اَزْوَاجَهُمْ Hanımlarına zina isnadında bulunan وَلَمْ يَكُلْ لَهُمْ شُهَدَاءَ اِلَّا اَنْفُسُهُمْ Ancak şahit olarak da sadece kendileri var. Yani Allah korusun, dehşetli bir durum. Diyelim bir kimse evine geliyor, hanımını başkasıyla yakalıyor. Bu çok dehşetli bir durum. 4 tane de oraya şahit getirecek değil o olayın görülmesi için. Sadece kendisi var şahit olarak. Bu durumda ne yapılacak? فَشَهَادَتُ اَحَدِهِمْ اَرْبَوُ شَهَادَاتٍ O zaman bu erkek 4 defa şehadette bulunacak. 4 kişi yerine kendisi 4 defa şehadette bulunacak. بِاللّٰهِ اِنَّهُ لَمِنَ السَّادِقِينَ Yani yemin edecek. Vallahi ben doğrulardanım. Doğru söylüyorum. Hanımımı bu şekilde gördüm diye şehadette bulunacak. وَالْحَامِسَ Beşincide de şunu söyleyecek. اَنَّ لَعْنَةَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ Şayet yalancılardansam Allah'ın laneti benim üzerime olsun diye o şekilde yeminde bulunacak. Yani billahi doğru söylüyorum. Şayet yalan söylüyorsam Allah'ın laneti benim üzerime olsun şeklinde bu tarzda ifadeler kullanacak. Ve yedra'u anhel azabe kadından azabı def eder. Enteşede şu şekilde şehadet etmesi. Erba şehadetin o da 4 defa şehadette bulunacak. Billahi innehu leminel kâzibin. Kadın yemin edecek ki kocam yalan söylüyor. Ben böyle bir şey yapmadım. 4 defa bunu söyleyecek. Vel hamise 5.'de de şunu ifade edecek. Enne gadaballah aleyha Allah'ın gadabı kendi üzerine olsun. Yani kadının üzerine olsun. İnkâne minas sadıkın. Kocası sadıklardansa, doğru söylüyorsa Allah'ın gadabı benim üzerime olsun diye bu şekilde kadın şehadette bulunacak. Değerli izleyenlerim, böyle bir durumda iki tarafta yemin etmişse hakim bunların arasını ayırır. Artık evlilik hayatları bitmiş olur. Her ikisi de kendi sözünün doğruluğunu söylemiştir ama başka şahit de olmadığından erkek bu manada bir şikayetle gittiğinden dolayı aile hayatları artık biter. Ebedi olarak biter. Tekrar bir araya gelemeyecek bir şekilde bunların araları ayrılmış olur. Ama diyelim erkek 4 defa şehadette bulundu. Yani vallahi yemin ediyorum, doğru söylüyorum. Eğer doğru söylemiyorsam, yalan söylüyorsam Allah'ın laneti benim üzerime olsun dedikten sonra kadın tamam ben böyle bir şey yaptım diye itiraf edecek olursa kadına evli olmasından dolayı ceza veriliyor ve o şekilde rejim cezasıyla cezalandırılıyor. Ve kendisinden azabın defedilmesi için o da şehadette bulunması lazım. Yani kocam yalan söylüyor, şayet doğru söylüyorsa Allah'ın gadabı benim üzerime olsun. Bu şekilde 4 defa şehadette bulunacak ve bunun neticesinde canını kurtarmış olur. Gerçekten yapmamışsa zaten masumdur, o ayrı mesele. Ama yapmışsa da dünyada bunun cezasını çekmeden bu ceza diğer aleme kalmış olur. وَلَوْ لَا فَضُلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ Şayet Allah'ın sizin üzerinizde lütfu ve rahmeti olmasaydı, yani Allah size çok daha büyük cezalar verirdi. Daha bir takım neler olurdu, neler. وَاَنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ Ve Allah tevvap, hakim olmasa
haliniz nice olurdu. Değerli izleyenlerim, belki burada şu hatıra gelebilir. Çoğu kimsenin zihnini meşgul edebilir. Günümüzde ülkemizde acı bir gerçek olarak bu tarz gayrimeşru beraberlik hem kadın hem erkek için söz konusu olabiliyor. Ve bunların sayısı belki az da değil. Ama doğrudan bu ceza, Kur'an'da belirtilen bu ceza uygulanmıyor. Bu durumda ne olacak? Bu durumda kişiler kendileri ceza uygulayamazlar. Bu ahirete kalır. Ve böyle bir günahı büyük günahlardandır işlemiş olan bir kimse, ardından aklı başına gelmişse gece gündüz tövbe istiğfarla Cenab-ı Hakk'ın affını, mağfiretini diler. Bu netice itibariyle onun cennete girmesine engel olmayabilir de, Allah dilerse affeder. Veyahut da diğer alemde cezasını çektikten sonra yine cennete gidebilir. Ama hem her bu gibi günahları yapıyor, ardından da hiçbir pişmanlık duymuyorsa dünyada da ahirette de durumu perişan olacaktır. Cenab-ı Hak iffetli bir hayat yaşamayı hepimize nasibi müyesser eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak üzere hayırlı günler diliyorum.